Esenlikler dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Maruf. Muhammed'in ölüm döşeğinde rica ettiği kağıt ve kalemin verilmediğini, hatta bazı rivayetlerde Ömer'e göre onun sayıkladığını, ne dediğini bilmediğini söylemiştim. Muhammed karılarından da kağıt kalem istediğinde, Ömer onlara hakaretler etmişti hatırlarsınız. Yusuf'un yanındaki kadınlar gibisiniz diyerek. Yusuf'un yanındaki kadınlar ne yapmışlardı? Yusuf'a komplo kurmuşlardı. Ömer ne demek istedi acaba? Herkesin bir olup Ömer'i kurtarmaya çalıştığını, yalnız Şiilerin buna karşı çıktığını da anlatmıştım. Muhammed konuşmak istiyordu. İşin kötüsü yanındakilere bir şey söylemiyor, şahitler huzurunda da yazdırmak istiyordu. Bu olaydan 4 gün sonra, pazar günü Muhammed'e ilaç verildi, hem de zorla. Kimler vardı orada? Muhammed'in karıları: Ayşe, Hafsa, Meymune, Meymune'nin kız kardeşi Esma. Esma'yı da anlatmıştım sizlere. Esma ilacı hazırlayan kişi. Ali'nin eski yengesi, Ebu Bekir'in yeni, Ali'nin gelecekteki karısı. Muhammed, yarın neredeyim diye sorduğunda Ayşe'de kalmak istediğini anlayıp onay vermişler hadise göre. Adam yarın neredeyim diye sormuş sadece. Burada bir iş var. Muhammed baygınken onu Ayşe'nin evine taşıdılar. Muhammed'in bu evden ölüsü çıkacaktı. Muhammed'in öleceği konuşuluyordu. Hatırı sayılır bir grup Muhammed'in halifesinin kim olacağını tartışıyordu. Bir ara Muhammed uyandı ve dedi ki, yanımda bazı sahabelerimi isterim. Ona Ebu Bekir'i çağıralım mı dediler, sustu. Ömer'i çağıralım mı dediler, yine sustu. Ona Osman'ı çağıralım mı dediklerinde evet dedi. Osman'ı çağırdılar ve Osman'la özel olarak konuştu. Muhammed her ne dediyse Osman'ın yüz ifadesi değişiyordu. Osman bu konuşmaları kimseye anlatmadı. Muhammed bir şeyler anlatmak istemiş ama uygun birini bulamamıştı anlaşılan. Osman öldürüleceği gün, Muhammed bana bugünü haber verdi orada diyecek ve ölümden bu mucizeyle kurtulmaya çalışacak ama başarılı olamayacaktı. Ebu Bekir ise Muhammed'in bu hastalığında, insanların halifeyi konuştuğu bu günlerde Medine'de değildi. Ebu Bekir Muhammed'in öldüğü gece bir başka karısının sırası olduğunu Muhammed'e söylemiş, Muhammed de gitmesine izin vermiş. Ömer'e göre geçerli olmayan sözler Ebu Bekir'e göre geçerliymiş. Ebu Bekir Medine dışında Sünh bölgesindeki karısının yanına gitti. Haftada bir gün oraya gitmek ve saçlarını boyatmak Ebu Bekir'in adetlerindendi. Ebu Bekir bu adetinden vazgeçmiyor. Muhammed'i hasta yatağında bırakıp saçını boyatmaya gidiyor. İbn-i Sad kitabında Ebu Bekir'in saç boyatma adetinden sayfalarca bahsediyor. Muhammed hasta yatağında bir ara kendine gelecek, idrarını yapmak üzere bir kap isteyecek ve sonra birdenbire gevşeyecek ve Muhammed söylemek istediği şeyi söyleyemeden ölüp gidecekti. Ne acı bir son. Ayşe naklediyor bu rivayeti. Şöyle diyor: Peygamberin Ali için vasiyet ettiğini söylüyorlar ama o içine idrar yapmak için bir leğen istedi. Sonra birdenbire gevşedi ve öldü. Öyleyse nasıl vasiyet bırakabilir? Bu hadis Nesai'nin Sünen'inde geçen sahih bir hadistir. Başka hadislerde Ayşe, ben öldüğünü anlamadım, bayıldı sandım, üzerini örttüm diyecektir. Fakat konu İbn Abbas'a sorulduğunda, bu laf da nereden çıktı? Ali'nin kollarında öldü diyecekti. Ömer de halifeliği sırasında kendisine Muhammed'in son sözleri neydi diye sorulunca, ben bilmem, Ali'ye sorun, onun kollarında öldü diyecekti. Bu hadislerin hepsi sahih. Yani onların ağzından çıktığı konusunda herkes hemfikir. Bir taraf yalan söylüyor anlaşılan. Ama neden? Ali'nin kucağında öldüğünü söyleyenlerin bu işte pek bir çıkarı yok. Ama Ayşe'nin rivayetlerinde açıkça Ebu Bekir'in çıkarı var. Örneğin Ayşe şöyle diyor: Muhammed babamı halife gösterecekti ama sonradan Ebu Bekir de zaten herkes birleşir diyerek bundan vazgeçti. Yani Muhammed baştan beri Ebu Bekir'in halife olmasını istiyordu Ayşe'ye göre. Ölümü hakkında da bir yerde Muhammed bana dedi ki, yıllar önce Hayber'de yediğim zehirli etin tadı ağzımda. Bir başka yerde Muhammed Zatülcenp denilen hastalıktan ölmüştü diyor. Bu hadislerin hepsi sahih. İlacı da bu hastalık sebebiyle zorla vermişlerdi Muhammed'e hatırlarsanız. Ayşe ve Hafsa hakkında Muhammed bir gün şunu diyor: Şeytanın boynuzları. Şöyle diyor Muhammed Ayşe'nin evinden çıkınca 3 kere ard arda: İşte küfür buradadır, fitne buradadır, şeytanın boynuzlarının çıktığı yer burasıdır. Farklı kaynaklarda Hafsa için de aynı rivayet var.
Şeytanın boynuzları Ayşe ve Hafsa olunca şeytanlar da Ebu Bekir ve Ömer oluyor mantıken. Bu olabilir mi? Muhammed en yakınındaki insanlara bunları demiş olabilir mi? Bunu Muhammed'in ölümünden öncesinde ve daha sonra etkilerini Muhammed'in ölümünden sonrasında aramak lazım. Anlatacağım sizlere. Muhammed'in ölümü hakkında İbni Mesud bana teklif edilse ki ''Ey İbni Mesud, sen yemin içer misin ki Muhammed katledilmiştir?'' diye ben de derim ki ''Değil ki bir kere, 9 sefer bu konuda rahatlıkla yemin içerim ki Muhammed suikaste kurban gitmiştir.'' Ancak bana ''Yemin içer misin ki Muhammed normal eceliyle ölmüştür?'' diye teklif gelse bu konuda tek bir sefer bile yemin içemem diyor. Şabi bu konuda ''Yemin ederim ki Muhammed suikaste kurban gitmiştir.'' diyor. Ölümü Ebu Bekir'e haber verildi. Ebu Bekir saçlarını boyatmış geliyor. Saçları Muhammed'in hastalığından önemli. Muhammed öldü ama Ebu Bekir'in saçları tertemiz. Çok güzel. Ömer çıkmıştı ortaya. Kim Resulullah öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim. Buraya kadar anlatıyorlar insanlara. Ama eksik. Çok eksik. Önceki videoda bahsettiğim yere geldik. Ömer ne diyor? Resulullah ölmemiştir ve sağdır. Ona ancak Musa'ya arız olan sayka gibi bir sayka arız olmuştur. Kim Muhammed öldü derse onu kılıcımla iki parça ederim. O ancak Allah'ın yanına gitmiştir, yakında dönecektir. Ebu Bekir geldi. Bakımlı, güzel, boyalı saçlarıyla. Herkes Ebu Bekir'e bakıyordu. Ebu Bekir şöyle başlıyordu lafa. Kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Sonra da şu ayeti okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler gelip geçti. O ölür veya öldürülürse gerisin geri mi döneceksiniz? Kim geri dönerse Allah'a en küçük bir zarar vermiş olmaz. Fakat şükredenlere Allah mükafatını verecektir. Bunu duyan Ömer, ben bu ayetleri bilmiyordum dedi. Ve kılıcını indirdi. Ömer Muhammed'in ölmeyeceğine inanmıştı bugüne kadar. Ayetleri bilmiyormuş. Oysa bu minvalde birçok ayet mevcut Kur'an'da. Ömer bu inancıyla ya Müslüman değilmiş ya da burada bir oyun var. Ayrıca Ebu Bekir ve Ömer bir devrin sonunu işaret ediyorlardı. O günün etkisiyle bunlar fark edilmemiş sahabeler tarafından. Kur'an'da peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın ayeti vardı. Ve bu ayetten sonra kimse Muhammed'e ey Muhammed dememişti, Resulullah demişti. Ömer ilk cümlesinde Muhammed'i kendi adıyla çağırdı ama sonrasında hemen bunu düzeltti. Ebu Bekir geldiğinde söze kim ki Muhammed'e tapıyorsa diye başladı ve devam etti. Ağzından Resulullah çıkmadı. Bu açıktır ki bir devrin sonudur. Daha sonraları bu olayla ilgili bazı mezhep imamları Muhammed hayattayken kendi aranızdaki gibi çağırmayın. Öldüğünde bu Kur'an ayeti hükmünü yitirmiştir dediler olayı kapatmak için. Oysa günümüzde bırakın bir Müslümanı, Muhammed'e Muhammed diyen bir ateist bile yargılanır. Çünkü onlar devrim yapamazlar. Onlar Ebu Bekir değiller. Hele Ömer hiç değiller. O günün etkisiyle buna kimse dikkat etmemişti. Ebu Bekir ve Ömer bundan sonra bir arada hareket edeceklerdi. Aralarında yazılı olmayan bir anlaşma vardı sanki. Hemen Abbas ve Ali'nin yanına gittiler. Abbas'a biz de çok üzgünüz ve peygamberin son görevlerini yapmayacağını gönülden istiyoruz. Ama böyle işlerde aileyi yalnız bırakmak daha uygun değil mi? Dediler. Abbas evet anlamında başını salladığında Ebu Bekir ve Ömer cenaze işlerinden kurtulmuş, halifeliği almak için yola çıkmışlardı bile. Muhammed ölmüştü. Ağlayanlar var mıydı? Evet vardı. Kızı Fatma. Ya karıları? Onlar hakkında bir rivayete rastlamadım. Ağlamışlar mıydı? Muhammed'i kim yıkıyordu? Abbas, Ali, Abbas'ın oğulları Fadıl ve Kusem ve Usame bin Zeyd, Salih ismindeki kölesi ve Evs bin Havli isminde Medineli yani Ensar'dan bir sahabe. Kimdir bu Evs bin Havli? Ensar ile muhacirler yani Medineliler ve Mekkeliler kardeşlik bağıyla birbirlerine bağlandıklarında Evs bin Havli Ömer ile kardeş olmuştu. Anlaşılan Ömer bir adamını olayları takip etmek üzere arkada bırakmış. Durum çok kritikti. Herkesin nabzı tutuluyordu. Ebu Bekir öldüğünde onu karısı Esma yıkayacaktı. Peki Muhammed'in evinde öldüğü Ayşe neredeydi? Ayşe Muhammed'in diğer karılarıyla oturuyordu. Muhammed'in bedeni 3 gün bekliyordu. Namazının kılınması konusunda tartışmalar var. Ehli sünnet herkes tekil olarak imamsız kıldı diyor cenaze namazı için. Sebebi
Muhammed'e imamlık edecek kimse yoktu. İnsan mı yoktu? Hayır hayır, o derecede kimse yoktu manasında. Oysa geçen videoda bahsetmiştim. Muhammed sağlığında Abdurrahman bin Avf'ın, hastalığında Ebu Bekir'in arkasında namaz kılmıştı zaten. Bu savunma çok tutarlı değil görüldüğü üzere. Diğer bir savunma da Muhammed'in namazını kıldıranın halife olacağı düşünülerek bu tercih edilmemiştir. Çünkü Muhammed'in halifesi seçimle gelmeliydi. Bu açıkça seçimi etkilemek olurdu deniliyor. Birazdan anlatacağım. O seçim Ali, Abbas ve Fatma'nın yokluğunda nasıl ve kimler tarafından etkilenmiş? Bu savunma da aşırı tutarsız. Oysa Şia'nın naklettiği bir hadis var ve bu hadiste gayet güvenilir bir hadis. Muhammed öldükten 3 gün sonra yatsı namazından sonra cenaze namazı Ali'nin imamlığında 17 kişiyle kılınmıştır şeklinde olan bu hadis, Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçen Ayşe'nin "Biz Resulullah'ın defninden çarşamba gecesi kürek seslerini duyarak haberdar olduk." hadisi Muhammed'in bedeninin hem 3 gün bekletildiğinin hem de gece yarısı gizlilik içinde gömüldüğünün kanıtıdır adeta. Ali orada bir namaz kıldı mı? Kılmış olabilir. Orada bulunanların çoğu da köle. Bunu da bilmenizi isterim. Yani anlayacağınız, alemlerin efendisi olarak anlatılan Muhammed'in cenazesi gece yarısı Ali ve Abbas tarafından kölelerle birlikte gömülmüştü. Ayrıca bugün Muhammed'in Ayşe'nin evine gömüldüğü rivayetleri var. Bu rivayetler de sahih kitaplarda yer alıyor. Oysa bir başka sahih rivayete göre Ayşe, "Biz Resulullah'ın nereye defnedildiğinden haberdar değildik. Ancak kürek seslerini duyunca defnedilmekte olduğunu anladık." Nereye defnedildiğini bilmiyorduk diyen kişi evin sahibi Ayşe. Bu hadis Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde yer alıyor ve sıhhat derecesinde bir sıkıntı gözükmüyor. Bu anlattıklarım tartışmalı olaylar ama tüm bunlar arasında herkesin ittifak ettiği bir konu var. Ebu Bekir ve Ömer ne cenaze namazını kıldılar ne de defin merasimine katıldılar. Bu bütün İslam kaynaklarında açıkça yer alan bir durum. Ebu Bekir ve Ömer halifeliğin peşine düşmüşken Ali ve Abbas bütün cenaze işlemleriyle ilgileniyor. Hatta Muhammed'in karıları bir eve kapanmış otururlarken kızı Fatma babasının mezarında hem ağlıyor hem de şiirler okuyordu. Kendisine alemlerin efendisi denilen adamın cenazesi böyle defnedildi işte. Bu arada Beni Said'e yazdığında hararetli olaylar yaşanıyordu. Ensardan bir grup kendilerinin çoğunluk olduğunu, seçimde oy kullanma sırasında bu çoğunluktan yararlanarak halifenin Ensardan seçilebileceğini söylüyorlardı. Bu insanlar bölünmemiş bir kişinin arkasında toplanmışlardı. Sad bin Ubade. Çünkü Sad, Muhammed'in Mekke'ye gelmesi için en çok çalışan, Akabe biatında yer alan etkili bir isimdi. Seçim olursa seçilecek kişi kesinlikle oydu. Mekkeli bir grup da bunun farkında olacaklar ki şöyle bir öneri getirdiler. Öncelik Medinelilerde olmak kaydıyla bir dönem Medinelilerden bir dönem Mekkelilerden seçilsin halife. Bunu demelerinden maksat halifeliği tümden Medinelilere kaptırmamaktı. Ömer Ebu Bekir'in üstünlüklerini anlatmaya başladı. Hem ilk Müslümanlardandır hem Muhammed hasta iken cemaate imam olarak onu önerdi. Muhammed'in kayınpederi. Hicret esnasında onunla birlikte Medine'ye gelen çok yakın bir dava arkadaşı gibi olumlu taraflarını öne sürdü. Ve bu arada "Bakın ilk olarak ben onun elinden tutup halifeliğini kabul ederim." dedi. Ömer'in dedikleri konusunda şunları söyleyeyim. Peygamberin kayınpederi olmak bir üstünlük müdür? İlk Müslümanlardan olan başka kimse yok mudur? Mekke'den Medine'ye göç etmek üzere onların üçüncüsü olan, daha sonra Mekkelilere bütün malını vererek Medine'ye gelen, Tanrı ile ticaret yapan, savaşlarda Muhammed ile arasına bir düşman girmesine izin vermeyen Süheyb-i Rumi üstün değil midir? Ebu Bekir hiç işkence görmemiştir Müslüman olduktan sonra. Oysa kaynaklara göre Süheyb her zaman dayak yerdi Mekke'de. İşi oldu bittiye getirerek elini tutup ben seni halife olarak kabul ettim demek nedir? Bunun üzerine iki kesim arasında tartışmalar hatta kavgalar başladı. O arada adamın biri "Ali halife olsun" deyince Ömer kılıcını çekip kendi yandaşlarına "Bu köpeğin haddini bildirin" dedi. Yine Sad taraftarlarından Hubab bin Munzır "Halifelik bizim hakkımız. Mekkeli Müslümanlar kabul etmiyorlarsa bunlar zaten buralı değil. Şehrimizi terk edip memleketlerine gitsinler" deyince Ömer ona "Allah belanı versin" dedi. Yine adamın biri "Ebu Bekir olamaz. Halifelik biz Medinelilerin hakkıdır" deyince Ömer kılıcını ona doğru uzatıp "Seni paramparça ederim" dedi ve kendi adamlarına da "Bunu öldürün" emrini verdi.
Sad'ı destekleyenlerden biri Ömer'i sakalından tutup "Ey Ömer, sen onun kılına dokunursan senin ağzında bir tane diş kalmaz" diyecek kadar sert tepki gösterdi. Diğer bir şahıs "Anlaşılan o ki başka çözüm yok. Bu iktidar işi ancak kanla halledilir" dedi. Ömer de bir sözünde halkın üzerinde anlaşmadığı kişinin halifeliği meşru değildir. Hatta bununla savaşılır dediği halde ısrarla ve hatta zorla Ebu Bekir'i halife ilan ediyordu. Hatta Sad'ın oğlu Ömer'e küfürler etti. Rivayeti Ömer'e ait olan bir hadisi Ebu Bekir seslendirdi. Yani Ömer bu sözleri Muhammed'den duymuştu. Halife Kureyş'tendir. İmamlar Kureyş'ten. Eşari kelam bilginlerinden ve mezhepler tarihi mütehassıslarından Ebu'l-Feth Muhammed bin Abdülkerim Eş-Şehristani'ye göre Ebu Bekir mezkur hadisi söyleyerek Ensar'ı kararından vazgeçirmiştir. Ensar artık söz sahibi değildi böylece. Oysa böyle bir hadis varsa neden ilk başta seslendirilip "Zaten Kureyş'ten seçeceğiz, önce peygamberi bir gömelim sonra seçim yaparız" denmedi de tartışmalar 3 gün sürdü? Belli ki bu hadis orada ihtiyacen uyduruldu. Mehmet Said Hatipoğlu, Halifenin Kureyşliliği İslam'da ilk siyasi kavmiyetçilik kitabında bu hadisin bu şekilde ortaya çıktığını savunuyor. Halife seçimi bir oldu bittiyle bu şekilde yapıldı işte. Ali'nin, Abbas'ın ve Fatma'nın olaylardan haberi dahi yoktu. Peygamberin en yakın akrabaları Ali'nin halife olması için taraftar toplamaya başladıklarında Ebu Bekir'in seçildiğini öğrendiler. Gayet demokratik bir seçimle başa gelmişti Ebu Bekir. Kimsenin haberi olmadan tehdit, baskı ve zorbalıkla. Sad Ebu Bekir'e biat etmedi. Kaçtı ana vatanından öldürülme korkusuyla. Dağdan gelenler Bağcı'yı kovmuşlardı işte. Ama ölüm onu Ömer'in adamlarının onun gittiği şehri ziyaret ettiği bir gün tuvalette yakalayacaktı. Tuvalete yanlış ayakla girdiğinden Sad'ı cin çarpmıştı. Ömer'in adamlarının orada olması ise sadece tesadüftü. Cinler Sad'ı paramparça etmişlerdi. Ya Ali? Ali biat etmiş miydi Ebu Bekir'e? Hayır. Ali Ebu Bekir'e biat etmeyince adamlarını yanına alan Ömer ve Ebu Bekir Ali'nin evine yürüyor işte şimdi. Onların biatlarını almak üzere. Fatma öne çıkarak "En zor anımızda bizi cenazemizle baş başa bırakıp kendi işlerini görmeye çıkan kişilerle bizim işimiz yok. Ne bizden izin aldınız ne de bu konuda bize hak verdiniz" diyor. Peki o gün o evde ne oldu? Muhammed ne yazdıracaktı? Muhammed öldü mü, öldürüldü mü?